Çocuklara maskeli kostümünü göstermek için sabırsızlanıyordu. Sonra bir sorun çıktı. Köpükler gözlerine kaçtı. Ve Thomas nereye gittiğini göremez hale geldi. Ve dosdoğru Toby'nin arkasına çarptı. Toby'nin dingili kırıldı. Çok üzgünüm, dedi Thomas. Daha sonra şişman kontrolör geldi. Toby, sen tamir edilmek için alana gitmelisin, dedi şişman kontrolör. Eğer yapışkan karamel elmaları partiye götüremezsem çocuklar karamel elmayı yapamayacaklar, diye inledi Toby. Lütfen efendim, dedi Thomas. Yapışkan karamel elmaları partiye ben götürebilirim. Bu çok iyi olur, dedi şişman kontrolör. Ama başka maskeli kostüm denemesi yok. Kısa süre sonra Thomas'ın üstündeki bütün sabunlu köpükler temizlenmişti. Ve o da puflayarak ilerledi. Çocuklara yapışkanlı karamelaları zamanında götürmeliyim, diye pufladı Thomas. Ama yine maskeli kostüm düşünmeye başladı. Thomas puflayarak havaalanına geldi. Orada pistte Jet Jeremy'yi gördü. İşte bu, diye çufladı Thomas. Eğer partiye bir uçak olarak gidersem harika görünürüm. Thomas, Jeremy'yi gökyüzüne yükselirken seyretti. Ve parti kostümünü düşünmeye başladı. Bu konuda çok uzun zaman düşündü. Hayır, hayal kurmaya dalmışım, diye çufladı Thomas. Ve şimdi geç kaldım. Thomas olabildiğince çabuk pufladı. Ama nereye gittiğine dikkat etmedi. Thomas rayların değiştiğini fark etmemişti. Yan hatta saptı ve tamponlara çarptı. Yapışkan karamela her tarafa saçıldı. Olamaz, diye sızlandı Thomas. Böyle pis bir halde çocuklara tren gezisi yaptıramam ki. Keşke ne yapıyorsam onu düşünseydim. Sonra Thomas eski bir hat gördü. Bu ona bir fikir vermişti. Kestirme bir yol, diye pufladı Thomas. Eğer bu yoldan gidersem hala karamelayı partiye vaktinde yetiştirebilirim. Thomas eski hat boyunca ilerledi. Yapışkan karamelli Thomas. Sodor adasında yaz mevsimiydi. Lokomotifler çok meşguldü. Çocuklar büyük bir maskeli parti yapacaklardı. Ve yapacak birçok iş vardı. Percy pasta ve çörekleri taşıyordu. Toby karamelli elma yapmak için bazı yapışkan karamelaları taşıyordu. Ve Thomas masa ve sandalyeleri aldı. Thomas masa ve sandalyeleri dağıtırken bir grup çocuk gördü. Maskeli kostümler yapıyorlardı. Eğlenceli görünüyor, diye dütledi Thomas. Sonra şişman kontrolör Thomas'la konuştu. Thomas, senden partide tren gezileri yapmanı istiyorum, dedi şişman kontrolör. Ama önce gidip yıkanmalısın ki en iyi şekilde görünebilesin. Thomas çok sevinmişti. Çocuklara tren gezisi yaptırmayı çok severdi. Thomas dosdoğru yıkanma yerine pufladı. Çocukları ve maskeli kostümlerini düşünüyordu. Ben de partiye maskeli kostümle gitmek istiyorum, diye çufladı Thomas. O zaman gerçekten en iyi şekilde görünürüm. Kısa süre sonra Thomas sabunlu köpüklerle kaplanmıştı. Fırçalanmış ve ovalanmış, ovalanmış ve fırçalanmıştı. Sonra Percy yıkama yerine geldi.
Dev bir köpük gibi görünüyorsun, diye bipledi Percy. İşte bu, diye pufladı Thomas. Partiye dev bir köpük olarak gideceğim. Böylece Thomas hızla puflayarak ilerledi. Hala köpüklerle kaplı bir halde. Çocuklara maskeli kostümünü göstermek için sabırsızlanıyordu. Sonra bir sorun çıktı. Köpükler gözlerine kaçtı. Ve Thomas nereye gittiğini göremez hale geldi. Ve dosdoğru Toby'nin arkasına çarptı. Toby'nin dingili kırıldı. Çok üzgünüm, dedi Thomas. Daha sonra şişman kontrolör geldi. Toby, sen tamir edilmek için alana gitmelisin, dedi şişman kontrolör. Eğer yapışkan karamel elmaları partiye götüremezsem çocuklar karamel elmayı yapamayacaklar, diye inledi Toby. Lütfen efendim, dedi Thomas. Yapışkan karamel elmaları partiye ben götürebilirim. Bu çok iyi olur, dedi şişman kontrolör. Ama başka maskeli kostüm denemesi yok. Kısa süre sonra Thomas'ın üstündeki bütün sabunlu köpükler temizlenmişti. Ve o da puflayarak ilerledi. Çocuklara yapışkanlı karamelaları zamanında götürmeliyim, diye pufladı Thomas. Ama yine maskeli kostüm düşünmeye başladı. Thomas puflayarak havaalanına geldi. Orada pistte Jet Jeremy'yi gördü. İşte bu, diye çufladı Thomas. Eğer partiye bir uçak olarak gidersem harika görünürüm. Thomas, Jeremy'yi gökyüzüne yükselirken seyretti. Ve parti kostümünü düşünmeye başladı. Bu konuda çok uzun zaman düşündü. Aa, hayır, hayal kurmaya dalmışım, diye çufladı Thomas. Ve şimdi geç kaldım. Thomas olabildiğince çabuk kufladı. Ama nereye gittiğine dikkat etmedi. Thomas rayların değiştiğini fark etmemişti. Yan hatta saptı ve tamponlara çarptı. Yapışkan karamela her tarafa saçıldı. Olamaz, diye sızlandı Thomas. Böyle pis bir halde çocuklara tren gezisi yaptıramam ki. Keşke ne yapıyorsam onu düşünseydim. Sonra Thomas eski bir hat gördü. Bu ona bir fikir vermişti. Kestirme bir yol, diye pufladı Thomas. Eğer bu yoldan gidersem hala karamelayı partiye vaktinde yetiştirebilirim. Thomas eski hat boyunca ilerledi. Hat çok uzun zamandır kullanılmamıştı. Ağaçlar yola sarkmıştı ve çalılar çok uzamıştı. Fakat Thomas dikkatle ilerledi. Geç olduğunu biliyordu. Öyleyse şimdi maskeli kostümünü düşünmeyecekti. Sadece partiye vaktinde yetişmeyi düşünmeliydi. Thomas çalıların üstünde ilerledi ve dalların içinden geçti. Ama hala yapışkan karamela ile kaplıydı. Yapraklar ve ince dallar Thomas'ın üzerine yapışmıştı. Partiye yetişmeliyim, partiye yetişmeliyim, diye pufladı Thomas. Thomas partiye ulaştığında bacasından yere kadar yapraklar ve ince dallarla kaplıydı. Onu gören herkes neşeyle bağırdı. Size karamelayı getirdim, diye pufladı Thomas. Ama size tren gezisi yaptırmak için çok pisim. Çocuklar sevinçle haykırdılar. Sen pis değilsin, maskeli kostüm giymişsin. En iyi görünen sensin. Thomas çok mutlu olmuştu. Parti çok başarılı geçti. Ve yapışkan karamelalı elmalardan daha popüler bir şey vardı. O da yapışkan karamelalı Thomas'tı. Emily en iyisini biliyor.
Sodor Adası'nda çok güzel manzaralar vardır. Yemyeşil tarlalar ve tepeler. Ve bir sürü eski kale vardır. Sodor'daki lokomotifler buraları gezmeyi çok sever. Bir gün Emily yıkılmış kaleye ziyaretçileri bırakıyordu. Bir zamanlar kraliçe burada yaşamıştı. Kraliçeler daima herkese ne yapacağını söyler. Ben de kraliçe olmak isterdim, diye düşündü Emily. Kaleden aşağı inerken Toby ve Percy geldi. Yük vagonu çekiyorlardı. Percy daha önce hiç burada çalışmamıştı. Şu kaleye bak, diye şaşırdı Percy heyecanla. Acaba burada kim yaşamış? Kral ve kraliçe, dedi Toby. Adayı onlar yönetir ve herkese emirler verirlermiş. Percy uzun uzun kaleye baktı. Kral ve kraliçelerin hayalini kurdu. Percy, diye seslendi Toby. Hadi gel, yapacak çok işimiz var. Yolcuları beklemek çok sıkıcı, diye pufladı Emily. Sonra Toby ve Percy'nin kalenin orada çalıştıklarını hatırladı. Onları ziyarete gitmek daha eğlenceli olur, dedi. Toby ve Percy bağlanmayı beklerken Emily çıkageldi. Kale onu çok heyecanlandırıyordu. Percy, diye seslendi. Bir fikrim var. Hadi bir oyun oynayalım. Percy çok memnun olmuştu. Ben kraliçe olacağım ve sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Eğlenceli olacak, dedi. Percy biraz eğlenme fikrini sıcak karşılamıştı. Ama Toby, Emily'nin fikrini aptalca bulmuştu. Kraliçe olmak için çok zeki olman gerekir, dedi bilgiççe. Ve yapılacak en doğru şeyi bilmelisin. Ben ne yapılacağını her zaman bilirim, diye pufladı Emily. Toby güldü. Bu Emily'yi çok kızdırdı. Toby'ye kraliçe Emily'nin en iyisini bildiğini gösteririm, diye vişledi. Toby artık yük vagonlarına bağlanmıştı. Percy yük vagonlarının sorun çıkartabileceğini düşünüyordu. Endişelenme, dedi Toby. Hemen döneceğim. Vagonlarla başa çıkamazsan beni bekle, sana ne yapacağını söylerim. Ve Toby yavaşça yola koyuldu. Ve baş belası vagonlar inleyip söylenmeye başladılar. Tangırdadılar ve homurdandılar. Percy sorun çıkaracaklarını biliyordu. Emily Percy'yi izliyordu. Kraliçe olmak istiyorsam Percy'ye ne yapması gerektiğini söylemeliyim, dedi. Çünkü ben en iyisini bilirim. Percy vagonları bütün gücüyle dizmeye çabalıyordu. Ama yerlerinden kıpırdamıyor, çok zorluk çıkarıyorlardı. Emily çuflayarak durdu. Percy, diye seslendi yüksek sesle. Bugün kraliçe benim, sana ne yapacağını söyleyeceğim. Percy endişelenmişti. Genelde Toby en doğrusunu bilirdi. Bu vagonları benim hattıma götür, dedi Emily. Daha hızlıdır ve vagonlar şikayeti keser. Toby ne kadar çabuk olduğunu görünce memnun olacak. Percy Toby'yi memnun etmek istedi. Kraliçe Emily'nin söylediği gibi yapacağım, diye dütledi. Emily kendisinden pek memnundu. Percy koca bir buhar vişlerken onu izledi. Percy pufladı ve çufladı. Ve baş belası vagonlar hızlandı. Emily koca bir buhar kümesi vişledi. En doğrusunu o biliyordu. Ama aniden korkunç bir gürültü duyuldu. Tozlar dağıldığında Emily ne olduğunu görebildi. Vagonlar hat üzerinde bekleyen Mavis'e çarpmışlardı. Neyse ki kimse yaralanmadı. Ama yük vagonundaki taşlar devrilip raylara yayılmıştı. Ve yük vagonlarından biri raylardan çıkıp telefon direklerinden birini devirmişti. Percy, diye bağırdı Mavis. Bu hatta girmemen gerekiyordu.
Emily çok şaşırmıştı. Sonra korkunç bir çarpışma sesi daha geldi. Bu Toby'ydi. Tekerlekleri telefon direğine sıkışmış ve raydan çıkmıştı. Emily bunun kendi hatası olduğunu biliyordu ama ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Telefon direği devrildiği için kimse yardım çağıramıyordu. Mavis kıpırdayamıyordu. Yük vagonlarının arasında mahsur kalmıştı ve Percy de kıpırdayamıyordu. Özür dilerim Toby, diye seslendi Emily. Benden kraliçe olmaz. Ne yapılacağını bilmiyorum, en doğrusunu bilmiyorum. Toby devasa bir buhar kümesi vişliyverdi. Ben ne yapılacağını biliyorum, dedi. Emily, gidip yardım getirmelisin. Emily, Toby'nin haklı olduğunu biliyordu. Elinden geldiğince hızla yola koyuldu. Emily, Maitwaite istasyonunda vuşlayarak durdu. İstasyon amirine neler olduğunu anlattı. Hemen yardım çağrıldı. Kısa süre sonra Toby kaldırılıp tekrar raylara konmuştu. Yaralanmamıştı ama inek kovalayanlarının onarılması gerekecekti. Emily vagon dizme alanına çufladı. Şişman kontrolör çok kızgındı. Emily, diye seslendi. Karmaşa ve gecikmeye sebep oldun. Neyse ki Toby yapılması gerekeni biliyordu, dedi sertçe. Çok üzgünüm, dedi Emily. En doğrusunu bilmek düşündüğüm kadar kolay değilmiş, diye çufladı. Gelecekte bu işi kral veya kraliçeye bırakacağım. Ya da Toby'ye. Helikopter Herald bir buharlı makine olmadığına çok memnun. Çünkü o raylarda ya da yollarda gidip gelmektense gökyüzünde uçmaktan çok mutlu. Güneşli bir sabah makineler pederin geleneksel şölenine yardım ediyorlardı. Yaz şöleni. Yardım etmek isterdim, dedi Herald. Ama devriye görevindeyim. Başları belada olabilecek makineleri gözetliyordu. Bu arada lokomotifler şölen için gerekli malzemelerle gidip geliyorlardı. Percy sandalyeleri ve süslemeleri taşıyordu. Masaları ve tenteleri ve hatırlatmaları. Pederin festivaline gelmeyi unutma. Davetin için teşekkür ederim, dedi Harold. Ama görev beklemez. Ve uçarak uzaklaştı. Harold yakıt almak için helikopter pistine indiğinde Pegasus'u gördü. Yakınlarda yaşayan bir binek atıydı bu. Pegasus çocukları gezdirmeye hazırlanıyordu. Üzerinde parlak deri bir eğer ve yeni boyanmış arabası vardı. Harold bütün bu kutlamaların dışında bırakıldığını hissetmeye başlamıştı. Yardım edebilmeyi her zamankinden çok istedi. Thomas birkaç yolcuyla çıka geldi. Nereye gidiyorsun? Diye vızıldadı Harold. Pederin şölenine elbette. Herkes gitmiyor mu? Benim dışımda herkes, diye yanıtladı Harold. Görev başındayım. Evet, elbette, dedi Thomas nazikçe. Kurtarma helikopteri olmak çok önemli bir iştir. Ama kimsenin kurtarılmaya ihtiyacı yok, diye iç çekti Harold. Sonra bir sürpriz oldu. Harold'un pilotu şişman kontrolörden acil bir telefon aldı. Pegasus bir hendeye sıkıştı. Pederin şölenine gidemezse çocuklar hayal kırıklığına uğrayacaklar. Onu hemen kurtarmalısın. Göreve hazırım efendim, diye rapor verdi Harold. Pegasus mu, diye meraklandı Percy. Ne komik bir at ismi bu böyle. Bu çok eski bir hikayede geçen uçan atın adıdır, diye açıkladı şişman kontrolör. Uçan at mı, diye şaşırdı Percy. Atlar uçamaz ki. Kendini çok zeki sanıyordu.
Harold elinden geldiğince hızlı kurtarma görevine uçtu. Ne oldu? Diye sordu Thomas'a. Arabayı yüklüyorduk. Pegasus hendeğin içine girdi. Sersem at. Şimdi orada sıkıştı kaldı. Onu sen alırsan ben de arabayı alırım. Pegasus'u ağın içine koyacağım, dedi Harold. Acele etmeliyiz, dedi Thomas. Şölen başlamak üzere. Az sonra Harold'un pilotu, Harold'un emniyet halatını Pegasus'un altından geçirmişti. Sonra Harold onu yavaşça gökyüzüne yükseltti ve dikkatli bir şekilde tarlaların üzerinden uçurdu. Percy, Pegasus'un havada uçtuğunu görünce çok şaşırmıştı. Küçük bacam adına, demek atlar da uçabiliyormuş. Çocuklar Harold'u kutladılar. Müthiş bir şey yapmıştı. Hemen Pegasus arabasına bağlandı. Şölen çok keyifli geçti. Ve çocuklar harika vakit geçirdiler. Harold çok mutluydu. Görev başında kalmıştı ama şölenin de tadını çıkarmıştı. Yaz Sodor Adası'nda çok yoğun geçer. Tatilcilerin görecek ve yapacak çok şeyi vardır. Deniz kenarına seferler yapılır. Adanın üstünde balon gezileri olur. Ve bando gösterisi vardır. Bir sabah Edward'ın çok acelesi vardı. Stepney'e merhaba demek için bile durmadı. Thomas, Edward'ı gördüğüne çok memnun olmuştu. Ne kadar güzel gülümsüyorsun, dedi. Bando'yu almaya gidiyorum da ondan, diye yanıtladı Edward. Yarın gece konser var. Bacanı patlatma sakın, diye takıldı Thomas. Edward, Bando'nun o olağanüstü müziğini duymak için sabırsızlanıyordu. Bando'yu karşılayacağı için o kadar heyecanlıydı ki dev vincin farkına bile varmadı. Dev bir gemi kazanı indiriyordu. Aniden huysuz vinç kazanı havada salladı ve Edward'ı raylardan dışarı yuvarladı. Huysuz olan biteni izliyordu. Siz işe yaramaz küçük makineler, hep önüme çıkarsınız. Zavallı Edward. Şişman kontrolör hemen olay yerine geldi. Seni hemen tamir atölyesine götüreceğiz ve Bando'yu senin yerine Bertie karşılayacak, dedi. Edward çok üzülmüştü. O gece korkunç bir fırtına patlak verdi. İşçiler bütün gece Edward'ı tamir etmeye çalıştılar. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Edward hem çok üzgün hem de ıslaktı. Sabah oldu ve şişman kontrolör geldi. Lütfen efendim, diye yalvardı Edward. İşçiler beni kısa sürede onaramaz mı? Yeterince kısa sürede değil. Bando seni bekleyemez. Çok üzgünüm Edward. Onları konsere Bertie götürecek. Edward kendini iyice kötü hissediyordu. Bertie Bando'yu aldı ve hemen yola çıktı. Büyük bir keyifle köy yolunda ilerliyordu. Ama ileride bir sorun vardı. Dün geceki fırtına yüzünden yolu sel basmıştı. Bertie'nin şoförü kestirmeden gitmeye karar verdi. Ama yol çok çamurluydu. Bertie'nin tekerlekleri çamuru pek sevmezdi. Boşa döndüler, kaydılar, yalpaladılar, kaydılar. Orada kaldım, diye inledi Bertie. Sonra geri vitese taktı ama tekerlekleri boşa döndü durdu. Yerinden bir türlü kıpırdayamadı. Bando üyeleri endişeliydi. Konserimize geç kalmamalıyız, dediler. Tubanı çıkar, dedi grubun lideri. Yardım çağıracağız. Bu arada Edward onarılmış ve vagonlarına bağlanmıştı. Müzik sesi duyuyorum, dedi makinist. Bu müzik değil, diye vişledi Edward.
Bu bir alarm. Ve son hızla yardıma koştular. Müzisyenler eski dostlarını görmekten çok mutluydu. Bertie de öyle. Ben sizi konsere zamanında yetiştiririm, dedi Edward. Teşekkürler, dedi endişeli grup üyeleri. O gece konser çok güzel geçti. Herkes müziğe bayılmıştı. Özellikle de Edward. Renias ve Scarlett Sodor Adası'nın en olağanüstü hattında çalışmaktaydı. Ormanların arasından puflamayı çok severlerdi. Ve nehirlerin üstünde, nehirlerden birinde eski bir köprü vardı. Direklerinden bazıları çürümüştü ve son fırtınada hasar görmüştü. Scarlett köprünün üstünde sevinçle gidiyordu. Çok geç olana kadar kırık rayları görmemişti. Tehlikeli bir biçimde suyun üstünde asılı kaldı. İmdat! Ama Renias kısa sürede onu güvenli bir yere çekti. Birkaç gün sonra şişman kontrolör hangara geldi. Eski köprü onarıldı. İşçilerin vagonlarını orada bıraktık Scarlett'i. Gidip onları getirmeni istiyorum. Tabii efendim, dedi Scarlett'i. Ama köprüye geri dönmek istemiyordu. Scarlett köprüye gelince vagonların diğer tarafta olduğunu gördü. Köprüyü geçmeye başladı. Ama sonra durdu. Altında akan nehre baktı. Scarlett çok korkmuştu. Daha önce başına gelenleri hatırladı. Hadi Scarlett, dedi makinisti. Köprü artık güvenli. Ama Scarlett köprüyü geçemedi. O ve makinisti vazgeçip eve döndüler. Vagonları biz alırız, dedi Renias makinisti. Ama köprüye bir an önce geçmeye alışmazsan, dedi Renias, şişman kontrolör çok kızacak. Şimdi Renias kendisininkiyle birlikte Scarlett'in yükünü de çekmek zorundaydı. Her sabah yük vagonlarını topluyor, bu ağır yüküyle köprünün üstünden puflayıp geçiyordu. Sonunda şişman kontrolör Scarlett'i görmeye geldi. Eğer köprüyü geçmeyeceksen burada kalıp yük vagonu dizeceksin. Söyleneni yapmayan lokomotiflere tahammülüm yoktur. Üzgünüm efendim, dedi Scarlett üzgünce. Ertesi sabah Renias her zamanki gibi Scarlett'in vagonlarını aldı. Sonra puflaya puflaya eski köprüyü geçerek köye gitmeye koyuldu. O kadar çok pufladı ki kısa sürede suyu tükendi. Hay aksi. İstasyon amiri haberi ulaştırdı. Renias bozulup yolda kaldı. Gidip ona yardım etmeni izledi cesurca Scarlett. Ve hemen yola çıktılar. Scarlett çok korkuyordu ama kararlıydı. Yavaş yavaş kenara doğru ilerledi. Köprü gürültüyle gıcırdadı. Nehir her zamankinden derin görünüyordu. Arkadaşımı kurtarmalıyım, diye fısıldadı Scarlett. Ağır ağır köprüye doğru çufladı. Üzerinden geçerken köprü gıcırdıyordu ama Scarlett devam etti. Sonunda makinisti bağlantıları taktı ve Renias'ı güvenli bir yere çektiler.
Teşekkür ederim, dedi Remyaz. Ona yardım etmen büyük cesaret. Scarlo'yu artık köprüden korkmuyor ve yolculuğunu her zamankinden çok seviyor. Rosie neşeli, cıvıltılı, küçük bir lokomotifti. Thomas'ı gördüğüne her zaman çok sevinirdi. Onu o kadar çok seviyordu ki tıpkı ona benzemek istiyordu. Böylece onu taklit etmeyi deniyordu. Onun yaptığı gibi vişnemeyi denedi. Thomas gibi düdük çalmayı bile denedi. Bu Thomas'ı öfkelendirdi. Merhaba Thomas, dedi Rosie safça. Ne yapıyorsun? Bugün Bellis'in doğum günü, diye çufladı Thomas. Hediyelerin hepsini yüksek çiftliğe zamanında götürmek istiyorum. Tam o sırada helikopter Harold geldi. Korkarım başka bir fırtına uyarısı var, diye bağırdı. Şiddetli rüzgar yolda ve şiddetli yağmur da. Harold Thomas'ı yüksek çiftliğe gitmemesi için uyardı. Şiddetli yağmur o yokuşlu yolda toprak kaymalarına sebep olabilir. Ve Harold uçup gitti. Thomas, Bellis'i üzmek istemiyordu. Şiddetli rüzgar beni etkilemez dedi. Beni de, diye çufladı Rosie. Senin arka lokomotifin olarak geleceğim. Ama Thomas, Rosie'nin gelmesini istemiyordu. Hayır teşekkür ederim Rosie, dedi ciddiyetle. Ben kendim halledebilirim. Ve hızla çuflayarak uzaklaştı. Ama Rosie, Thomas'ı çok severdi. Ve yardım etmek istiyordu. Böylece arsızca onun peşinden çufladı. Thomas yüksek çiftlik hattı boyunca pufladı. Gökyüzü gittikçe daha da kararıyordu. Kısa bir süre sonra yağmur yağmaya başladı. Thomas'ın pistonları zıpladı ve kazanı fokurdadı. Bu zor bir işti. Artık Rosie beni takip edemez diye düşündü. Yeterince güçlü değil. Ama Thomas yanılıyordu. Rosie'nin pistonları hemen arkasında zıplıyor ve kazanı da fokurduyordu. Neşeyle Thomas'a düdük çaldı. Thomas bundan çok rahatsız olmuştu. Bir süre sonra Thomas bir kavşağa geldi. Bir yol yüksek çiftliğe giden uzun ama kolay yoldu. Diğer yolsa kısa ama zordu. Thomas uzun yolun daha güvenli olduğunu biliyordu. Ama kısa yoldan gideceğim, diye vişledi. Böylece Rosie beni takip edemeyecek. Cesur ve atılgan. Sodor adasına neredeyse yaz gelmişti. Bütün lokomotifler çok meşguldü. Tatil sezonunun başlamasını iple çekiyorlardı. Bir sabah şişman kontrolör hangara geldi. Yaz ziyaretçileri için deniz kenarı istasyonunu hazırlamanın zamanı geldi. Thomas, sen şezlongları ve şemsiyeleri alıp hepsini plaja götüreceksin. Tabii efendim, dedi Thomas. Ve keyifle yola çıktı. Çok keyifli görünüyorsun Thomas, diye sataştı Dizel. Thomas Dizel'e heyecanlı görevini anlattı. Yoksa sen lanetli tepeleri hiç duymadın mı, dedi Dizel. Hayır, dedi Thomas huzursuzca. Dizel güldü. Ne zaman tatil sezonunun ilk lokomotifi buruna giderse tepenin üzerinden korkunç bir sis iner. Thomas bu işten hiç hoşlanmamıştı. Lokomotif yolunu kaybeder ve kimse nereye gittiğini bilmez. Dizel çekip gitti. Thomas'ı mutsuz bir şekilde bıraktı. Thomas plaja gitmek zorunda olduğu için çok mutsuz olmuştu. Tekerleklerini yavaş yavaş hattın üzerinde sürükledi. Çok endişeliydi.
Sonunda malzeme hangarına vardı. İşçiler yük vagonlarını şemsiye ve şezlonglarla yüklediler. Thomas yavaş yavaş yola koyuldu. Hala lanetli tepeleri düşünüyordu. Aniden helikopter Harold'u gördü. Harold'un kötü haberleri vardı. Burundan kalın bir sis geliyor diye bağırdı Harold. Dikkatli git Thomas. Ve Harold ağaçların üstünde kayboldu. Thomas artık daha da çok korkuyordu. Dizel'in lanetli tepeler hakkında söyledikleri doğru olmalı diye düşündü Thomas. Sisin içinde kaybolabilir ve bir daha hiç bulunamayabilirim. Thomas içi korku dolu bir şekilde tepelere doğru pufladı. Thomas bir tünele yaklaşırken Ben'i gördü. Ben mutsuz görünüyordu. Sorun nedir Ben? Diye sordu Thomas nazikçe. Dizel'le karşılaşana kadar keyifliydim, dedi Ben mutsuz bir halde. Bana tünelde bir canavarın yaşadığını söyledi. Şimdi oradan geçmeye çok korkuyorum. Eminim Dizel canavar konusunda yanılıyordur, dedi Thomas. İstersen tünele önce ben gireyim, dedi. Sonra sen de beni takip edersin. Thomas yavaşça tünele girdi. O sırada çok garip bir ses duydu. Cesur olmalıyım, cesur olmalıyım, dedi kendi kendine. Thomas Ben'e korktuğunu göstermemeye çok kararlıydı. Bütün cesaretini topladı ve yavaşça devam etti. Ama korkunç ses yükseldi de yükseldi. Aniden Thomas iki gözün kendisini izlediğini gördü. Şimdi Dizel'in haklı olduğunu biliyordu. Olamaz, ne yapacağım diye vişledi Thomas. Gerçekten bir canavar varmış. Thomas geri dönmek istedi ama dönemedi. Ben'e yardım etmek zorundaydı. Cesur olmalıyım, cesur olmalıyım diye söylendi. Yoluna devam etmek zorundaydı. Ama duman dağılmaya başladığında Thomas o gözlerin gerçekten göz olmadığını anladı. Sadece ışıklardı. Ve tak 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 canavar tarafından çıkarılan bir ses değildi. Rayın arkasındaki makineden geliyordu. Işıkları çalıştıran jeneratörün sesiydi. Sonra Thomas kazma ve kürekleri gördü. İşçilerin hat üzerinde çalıştığını anladı. Dizel yanılıyordu. Tünelin içinde canavar falan yoktu. Birazdan Thomas çay demleyen işçilerle karşılaştı. Thomas neşeyle işçilere düdük çaldı. Ben çok rahatlamıştı. Sen çok cesur bir lokomotifsin, dedi Ben. Artık işimi bitirebilirim. Ve puflayarak uzaklaştı. Thomas Ben'e yardım edebildiğine sevinmişti. Sonra hala plaja gitmesi gerektiğini hatırladı. Ve Dizel'in lanetli tepeler hakkındaki uyarısını hatırladı. Thomas burun boyunca puflarken çok huzursuzdu. O kadar ki bir anda durdu. Daha ileriye gidemem diye dütledi Thomas ve tepeden geri geri inmeye başladı. Sonra aklına bir şey geldi. Dizel tünelin içindeki canavar hakkında yanılıyorsa belki lanetli tepeler hakkında da yanılıyordur diye pufladı. Ve tekrar ileri gitmeye başladı. Korkmuyorum, korkmuyorum diye çufladı sesin içinde dikkatle ilerlerken. Aniden sis dağıldı ve güneş parıldadı. Thomas tepelerin ne kadar güzel olduğunu gördü. Dizel beni korkutmak istedi diye ıslık çaldı Thomas. Az sonra deniz kenarı önünde belirdi. Sonunda Thomas burunun öbür ucundaki istasyona ulaştı.
Thomas yakında bu plajın mutlu tatilcilerle dolacağını biliyordu. Dizel'in lanetli tepeler hakkında söylediklerine hiç inanmamalıydım diye vişledi Thomas. Gelecekte yalnızca kendisine inanmaya karar verdi. Korkusuz Freddy. Bugün eski bir arkadaş dar hatlı tren yoluna geliyordu. Onun adı Korkusuz Freddy'ydi. Herkes Freddy hakkındaki hikayeleri duymuştu. O hızlı, eğlenceli ve korkusuzdu. Thomas, Korkusuz Freddy'yi transfer alanına doğru itti. Merhaba Freddy, dedi Sir Randall. Seni yıllardır görmemiştim. Korkusuz Freddy geri döndü, diye soluklandı Freddy. İkinizin arkadaş olduğunu bilmiyordum, dedi Thomas. Aa, evet, dedi Sir Randall. Freddy tepelerdeki en hızlı lokomotifti. Birden Renias ve Scarlett yarışarak istasyona girdiler. Ben kazandım, dedi Scarlett. Hayır ben, dedi Renias. Siz kimsiniz, diye sordu Freddy. Biz tepelerdeki en hızlı lokomotifleriz. Size kimin daha hızlı olduğunu gösteririm, dedi Freddy. Sizinle dağın aşağısında yarışacağım. Renias ve Scarlett yarışmaktan hoşlanırlardı. Heyecanla yola koyuldular. Ama Freddy kazanmayı aklına koymuştu. Freddy uflayıp puflayarak dağa tırmandı. Neşem kaçtı, diye söylendi. Eskiden anında buraya çuflayabiliyordum. Renias ve Scarlett'i yarışı başlatmak için bekliyorlardı. Eğer siz tamponlarıma çarpmadan vadiye ulaşırsam ben kazanırım, dedi Freddy. Tamam Korkusuz Freddy, diye yanıtladı Renias. Hazır, kıpırda, başla, diye düdük çaldı Scarlett'i. Freddy hızla ilerledi. Renias ve Scarlett'i onu yakalamaya çalıştılar. Ama Freddy çok hızlı yarışıyordu. Ta ki nefesi tükenmeye başlayana dek. Oh hayır, o genç lokomotifler tamponlarıma çarpacaklar, diye çufladı üzüntüyle. Birden eski bir hattı hatırladı. Eski taşlı yol, diye düşündü. Şimdi onu hiç kimse hatırlamaz. Renias ve Scarlett'i Freddy'nin başka bir yoldan gittiğini görmedi. Bu yol daha kestirme, dedi Freddy. Tam zamanında tepenin sonunda olacağım. Freddy tekrar ana hatta katıldı. Az sonra Freddy tepenin sonuna ulaşmıştı. Başardım, diye pufladı Freddy. O genç lokomotifler beni yakalayamadılar. Sen çok hızlısın, diye haykırdı Renias. Hadi bir daha yarışalım, diye çufladı Scarlett. Lütfen. Tabii ki, diye dütledi Freddy. Korkusuz Freddy bir yarışa asla hayır demez. Küçük lokomotifler hemen o an yarışmaya hazırlardı. Bu sefer diğer tarafa doğru yarışacağız, diye pufladı Renias. Dağın diğer tarafı çok dik, diye haykırdı Freddy. Korkmuyorsun değil mi, diye bipledi Scarlett. Tabii ki korkmuyorum. Ben Korkusuz Freddy'yim, diye çufladı Freddy. Hadi gidelim. Freddy diğer lokomotiflerle yarışa koyuldu. Az sonra yine nefesi tükenmeye başlamıştı. Ama Freddy kaybetmeyi sevmezdi. Sonra Freddy başka bir eski yol hatırladı. Sarp yol, diye pufladı Freddy. O yolu arka tamponlarım kadar iyi bilirim. Ve biraz sonra yolun sonuna sağ salim ulaşmıştı. Fakat Renias ve Scarlett'i pek de güvende değillerdi. Yol fazlasıyla dikti. Renias ve Scarlett'i Freddy'nin tamponlarına çarpmaya kararlıydılar ve bu yüzden de çok hızlı yarışıyorlardı. Daha hızlı, diye haykırdı Scarlett'i. Evet, daha hızlı. Sonra bir sorun çıktı. Renias raylardan
dışarı fırladı. Aa, olamaz diye bağırdı Scarlet. Freddy dağın sonunda bekliyordu. Kendisinden oldukça memnundu. Aniden Scarlet yanına geldi. Renias raylardan dışarı fırladı diye bağırdı Scarlet. Ve nerede olduğunu bilmiyorum. Sana yetişmeye çalışıyorduk korkusuz Freddy ama sen çok hızlıydın. Sir Handel zayıf idareciyle birlikte geldi. Zayıf idareci Renias'a olanları duymuştu. Hepsi benim hatam efendim. Niye çufladı Freddy üzüntüyle? Eski yolları kullandım. Bizi kandırdın diye dütledi Scarlet. Ve şimdi Renias kayıp ve başı dertte. Hayır değil diye düdük çaldı Freddy yüksek sesle. Ben onu bulabilirim efendim. Bütün eski yolları bilirim. Lütfen efendim beni takip edin. Freddy kurtarma takımına başka bir unutulmuş hat boyunca rehberlik etti. Yol vadiye doğru kıvrıldı. Ve Renias gerçekten oradaydı. Beni bulduğunuz için çok mutluyum diye bipledi Renias. Ben de öyle diye çufladı Freddy. Hiç vakit kaybetmeden Renias yine rayların üstündeydi. Ve bütün lokomotifler transfer alanına doğru çufladılar. Özür dilerim, size hile yaptım diye pufladı Freddy. Siz benim kadar hızlısınız. Ama sen eski hatların hepsini biliyorsun diye bipledi Renias. Lütfen bize onları anlat. Böylece Freddy küçük lokomotiflere eski hattan hikayeler anlatmaya başladı. Herkes mutluydu. Korkusuz Freddy geri dönmüştü. Thomas'ın izin günü. Sodor adasındaki lokomotifler her zaman çok meşguldü. Meşgul olmayı severlerdi de. Ama hiçbiri meşgul olmayı Thomas kadar sevemezdi. Fakat bazen Thomas da bir gün dinlenmek istiyordu. Bir sonbahar sabahı şişman kontrolör Tidmouth hangarına geldi. Çok önemli haberleri vardı. Adaya yeni bir dizel lokomotif getirildi, dedi. Adı Dönis. Ona Sodor Demiryolu'nu tanımasında yardım etmelisiniz. Ve Thomas, diye ekledi şişman kontrolör, bugünlerde çok sıkı çalıştın. Bugün izin yapabilirsin. Thomas bu habere çok sevinmişti. Önce bir güzel yıkanacağım, diye çufladı Thomas. Sonra da Bluff Coin'e giderim. Yıkanmaya giderken Thomas daha önce görmediği bir dizel gördü. Dizel puflayıp pufluyordu. Merhaba diye selamladı Thomas. Sen Dönis'i olmalısın. Sorun nedir? Bu vagonlar tam bir baş belası. Onları dizemiyorum. Bugün izin günüm dedi Thomas. Ama sana yardım edebilirim. Bu Dönis'i çok memnun etmişti. Dönis Thomas'ın vagonları iterek sıraya dizmesini izledi. İşte bitti diye pufladı Thomas. Çok zor bir işti ve çok yorulmuştu. Teşekkürler Thomas dedi Dönis. Ve Thomas'ın çuflayarak gidişini izledi. Az sonra Thomas köpüklerle kaplanmıştı. Temiz ve parlak, temiz ve parlak. Bugünün keyfini çıkarmak için iyi bir başlangıç diye cıvıldadı. Dönis hiç neşeli değildi. Çok tembeldi. Kiremit dolu vagonları götürmek istemiyordu. Sonra Thomas'ı gördü. Aklına bir fikir geldi. Thomas'tan tekrar yardım isteyecekti. İmdat, imdat dedi Dönis zayıf bir sesle. Thomas yavaşladı.
okula nasıl gideceğimi bilmiyorum, diye inledi. Merak etme Dönis, dedi Tamus. Ben sana yolu gösteririm. Dönis gülümsedi. Küçük oyunu işe yaramıştı. Ve Tamus Dönis'e karşıya giden yolu gösterdi. Okul binası bu hattın üzerinde, diye vişledi Tamus. Dönis, Tamus'un puflayarak uzaklaşmasını izledi. Dönis, Tamus'un vagonlarını onun yerine çekmesini istemişti. Aniden aklına başka bir fikir geldi. Tekrar düdüğünü öttürdü ve tekrar öttürdü. Tamus sesini duymuştu. Endişelendi. Dönis, Tamus'un döndüğünü görünce rahatladı. Yeni oyunu da işe yaramıştı. Şimdi bir sorun varmış gibi davranabilirdi. İmdat! Dedi Dönis. Çok ısınıyorum. Bu vagonları benim yerime çekmen gerekiyor. Tamus izin günü olduğunu biliyordu ama yine de yardım etmek istedi. Merak etme, dedi Tamus. Sana yardım edecek bir lokomotif bulurum. Löfkoyuna gidiyorum. Dönis kızmıştı. Vagonlarını Tamus'un çekmesini istiyordu. Dönis vagonları bırakmaya karar verdi. Sonra gelip başka bir lokomotif alır bunları, dedi. Ve onları öylece bırakıp gitti. Kiremitleri hiç umursamamıştı. Tamus'u da umursamıyordu. Tek umursadığı elindeki işten kaytarmaktı. Tekerlekleri hızlı hızlı dönüyordu. Sonra bir sorun çıktı. İmdat! Dedi Dönis. İmdat! İmdat! Ama bu kez yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Tamus bir sinyale ulaştı. Percy önemli haberler getirdi. İşçiler okulun çatısını onarmak için Dönis'in kiremitlerini getirmesini bekliyorlar. Çatı onarılmazsa çocuklar okula gidemez. Ve kimse Dönis'in yerini bilmiyor, dedi Percy. Ben biliyorum, diye vişledi Tamus. Yolda bozuldu. Hemen geri gidip ona yardım etmeliyim. Tamus çabucak Dönis'i buldu. Ama çok şaşırmıştı. Senin kavşakta bozulduğunu sanıyordum, diye vişledi Tamus. Peki kiremit vagonları nerede? Dönis utancından kızardı. Seni kandırdım, dedi alçak sesle. Kavşakta aslında hiçbir sorunum yoktu. Sadece o ağır vagonları çekmek istemedim. Ben çok tembel bir lokomotifim, diye inledi Dönis. Dönis'in tekerlekleri saplanmış ve dizel yakıtı akmıştı. Şimdi Tamus dizelin başının gerçekten belada olduğunu görebiliyordu. Ve ona bir kez daha yardım etmeye karar verdi. Önce seni raylara geri çekeceğim, diye pufladı. Sonra arka lokomotif olacağım. Böylece kiremitleri okul binasına iki kat daha hızlı götürebiliriz. Dönis'in yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Dönis ve Tamus sonunda okul istasyonuna vardılar. Şişman kontrolör onları bekliyordu. Dönis, karmaşaya ve gecikmeye sebep oldun, diye çıkıştı. Dönis çok üzülmüştü. Tamus bana çok yararlı bir lokomotif olmanın tembellikten daha iyi olduğunu öğretti, diye açıkladı. Şişman kontrolör memnun olmuştu. Tamus da memnun olmuştu. Teşekkürler Tamus, diye dütledi Dönis. Artık ben de çok yararlı bir lokomotif olmaya çalışacağım. İkinci en iyi James. James de Edward da aynı büyüklükte lokomotiflerdir. Her ikisinin de siyah boruları, önde tamponları ve arkada da kazanları vardır. Ve her ikisi de şişman kontrolörün hattında çalışan lokomotiflerdir. Bir gün şişman kontrolör Tidmouth barakalarına bir fotoğrafçı getirdi. Bu yıl tanıtım için hazırlanan posterlerimizde demir yoluna da yer verilecek, dedi şişman kontrolör. Ve ben de posterde lokomotiflerden birinin yer almasını istiyorum. Tüm lokomotifler çok heyecanlandı. James kendi fotoğrafının çekileceğinden emindi.
Posterde çok güzel görünürüm, dedi kendi kendine. Sodor Demiryolları posterinde yer alacak lokomotifimiz Edward, diye duyurdu şişman kontrolör. Edward çok mutlu olmuştu. Ancak James duyduklarına inanamamıştı. Ona göre kırmızı bir lokomotifin posterde yer alması çok daha mantıklıydı. Fotoğrafçı Edward'ın fotoğrafını çekmeye çalıştı. Ancak James, Edward'ın önüne geçti. James, derhal barakaları terk et, diye emretti şişman kontrolör. James üzülerek oradan uzaklaştı. Kısa süre sonra tüm posterler Sodor'un duvarlarına asılmıştı bile. Ama James hala posterdeki lokomotifin kendisi olmasını istiyordu. Acaba neden posterde benim yerime Edward'ı seçtiler? Diye söylendi James. Çünkü, dedi Henry, Edward vagonlarına karşı her zaman çok nazik davranır. Ayrıca pis işleri yaparken hiç söylenmez, dedi Percy. Ve hiçbir zaman da gecikmez, dedi Thomas. James çok sinirlendi. Onun yaptığı her şeyi ben de yapabilirim, dedi James sinirle. Postere çıkacak kadar başarılı olduğumu sizlere ispat edeceğim. Ertesi gün Thomas ve Edward çalışmaya başlamışlardı. Edward nazik ve yavaşça vagonlarını yerleştirmeye başladı. James gelince o da vagonlarını nazik ve yavaşça yerine yerleştirdi. Gördün mü? Ben de vagonları en az Edward kadar nazik bir şekilde yerleştirebiliyorum, dedi James. Ben de posteri çıkmayı hak ediyorum. Edward işini çoktan bitirdi bile, diye dalga geçti Thomas. Tüm kömürü yerlerine ulaştırdı. Zaten bu yüzden posterde onun fotoğrafı var. James en az Edward kadar başarılı olmak istiyordu ve bu yüzden de kömür dolu vagonlarını almak için hızla oradan uzaklaştı. James tüm akşamüstü boyunca kirli kömür vagonlarını taşımaya devam etti. Her yanı yağ, kir içinde kaldığından sinirleri de bozulmuştu. Bir süre sonra kıpkırmızı boyasının üstü kömür tozuyla kaplanmıştı bile. Bak, dedi James. Ben de en az Edward kadar kirlendim. Demek ki ben de postere fotoğrafı basılacak kadar başarılıyım. Ancak James o kadar kirlenmişti ki temizlenmesi çok uzun zaman aldı. James'i yıkadılar, ovdular. Hatta tamponlarının arkasını fırçaladılar bile. Sen daha güzel görüneyim diye gelip burada temizlik yaptırırken yolcuların seni bekliyor, dedi Percy. Edward her zaman zamanında gider. Zaten posterde bu yüzden onun fotoğrafı var. İşte o anda James'in aklına bir fikir geldi. Eğer kendi yolumda gitmek yerine bugün Gordon'un yolundan gidersem, diye düşündü. O zaman Edward'dan önce gelip yolcularımı erkenden alabilirim. O zaman herkes postere fotoğrafı basılacak kişinin kim olduğunu anlar. Bu yüzden de James Gordon'un hattına geçti. Ve aceleyle yol almaya devam etti. James köprüleri aştı ve tünellerin içinden geçti. Gerçekten de Edward'ın önüne geçmek istiyordu. James sonunda Edward'ın hattına gelmişti. Başardım, diye bağırdı. İlk gelen benim. Birden ışık kırmızıya döndü. James acı bir fren yaparak durmayı başardı. Ancak Edward zamanında durmayı başaramaz. Affedersin, dedi Edward. Zamanında durmayı başaramadım. Önemli değil, diye mırıldandı James. Bu kadar hızlı gitmesem başımıza bu gelmezdi. Bak, sen de posterde yer almayı başardın, dedi Thomas. Belki de gerçekten çok başarılı bir lokomotifsindir. Ancak James kendini hiç de başarılı bulmuyordu. Kendini tam bir budala gibi hissetmişti. Bir süre sonra şişman kontrolörle birlikte Emily geldi. James, yarışmaya kalkman işlerin karışmasına ve gecikmeye sebep oldu, dedi şişman kontrolör sertçe. Evet efendim, üzgünüm efendim, dedi James üzülerek. Edward, kazada hasar gördüğün için bugünlük çocukları denize sen götüremeyeceksin. İstasyonda bekleyen çocuklar bu duruma çok üzüldüler.
Ama biz posterdeki lokomotife binmek istiyorduk diye bağırdı çocuklar. James kendini öncekinden çok daha kötü hissetti. Lütfen efendim dedi James. Eğer ben arkadan itersem çocuklar yine de Edward'la seyahat edebilirler efendim. Harika bir fikir dedi şişman kontrolör. Edward ve vagonları gerçekten de çok ağırdı. Ama James onları yavaşça deniz kıyısına kadar götürdü. Dingilleri ağrıyor, tekerlekleri zorlanıyordu belki ama üzerine düşen görevi yerine getirdi. Yolda başka yolcular almak için de durdular. Edward geldi diye bağırdı çocuklar. Bakın James onu arkadan itiyor. James ne kadar da nazik bir lokomotifmiş meğer. James o kadar gururlandı ki kazanı titremeye başladı. Daha önce kendini hiç bu kadar faydalı hissetmemişti. Posterdeki lokomotif sen olmasan bile dedi Edward. Yine de çok faydalı bir lokomotifsin James.